Şimdi de Gaziantep'te Acı Lezzet Göbekli Tepe Çiğ Köfte'ye konuk oluyoruz. Karşımızda da çiğ köfte ustası Sayın Mahmut Demir yer almakta. Merhabalar Mahmut Bey. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, Mahmut Demir. 1981 Şanlıurfa doğumluyum. Yaklaşık 12 yıldır çiğ köfte sektöründe faaliyet göstermekteyim. Peki Mahmut Bey, sizce iyi bir çiğ köfte nasıl olmalıdır? İyi bir çiğ köfte iyi bir isottan olur. Bütün malzemeleri çiğ köftenin özellikle seçilmiş ve hassasiyet isteyen bir yemektir. Çiğ köfte buğdayı, simidi özellikle olması lazım. Emek isteyen bir iştir. Emek vermeden çiğ köfte olmuyor. Yoğururken onun tuzu, ekşisi, limonu, marulu, hersini özellikle en iyi malzemeden seçilmiş olması lazım. Sizce çiğ köfteyi ne kadar yoğurmak gerekir, bir zamanlaması var mı? Simidin sertliğine göre. Genelde çiğ köfteciler yumuşak simit kullanıyor. Ama ben onu kullanmıyorum. Yumuşak simit uzun ömürlü olmuyor, dayanıklı olmuyor. Sert buğdaydan yapılmış simit daha uzun süre dayanıklıdır. Ama daha çok emek istiyor. Yani onun yoğurmasıyla normal yumuşak buğdanın yoğurulması bayağı bir süre farkı var. İyi bir çiğ köfte, iyi bir simitten, iyi bir isottan olması lazım. Burada her gün ben çiğ köftemi günlük olarak yoğuruyorum. Başka bir bağlantımız ya da başka bir yerimiz yok. Kaliteyi düşürmemek adına kendi imalatımızı kendimiz yapıyoruz. Ben her gün kendim çiğ köftemi yoğuruyorum. Yani yaklaşık olarak tükettim ne kadar oldu tahmin edebiliyorum. Kendi imalatımızı, kendi ürünümüzü biz çıkarıyoruz. Yaklaşık okul döneminde, üniversite açık olduğu zamanlarda yaklaşık 40 kilo civarında tükettiğimiz var. Okul kapalı olduğu zamanlar bu 25-30 kilo bandında kalıyor. Bizde yarına çiğ köfte kalmaz. Yani eğer çiğ köftemiz bitmezse o gün kapatamayız. Çünkü bizde tazedir. Bizim üründe koruyucu malzeme olmadığı için bizim çiğ köftemiz yarına kalmamalıdır. Tazedir, günlük tüketimdir. Evet Mahmut Bey, çiğ köfteye buz katılır mı, katılmaz mı? Şimdi etli çiğ köftede buz katılması lazım. Çiğ et bakteri üretmemesi için buzun katılması lazım. Ama biz zaten etsiz çiğ köfte üretiyoruz. Ondan dolayı buz gerekmiyor. Yani ılık suyla yoğurmamız yetiyor. Peki bize çiğ köftenin içindeki malzemeleri sayar mısınız? Çiğ köftenin içinde simit, isot, domates salçası, yağ, yeteri miktar tuz ve 7 türlü çok az miktarda baharatımız var. Ceviz ve fındık püresi var. Yani ceviz ve fındık püresini kıyma makinesinden geçirip et yerine ceviz ve fındık püresi kullanıyoruz. Tamamen hayvansal ürünü katkısı yoktur. Yaklaşık 10 yıldır bu sektördeyim. Yaklaşık 12 yıldır bu sektörde bütün eksiklerimi tamamlandığımı düşünüyorum. Bundan itibaren yurt dışına açılmayı düşünüyorum. Zaten bizim bölgede bilinen bir yemek. Ben hedefim dünya mutfağına girmek. Siz değerli izleyicilerimizi Gaziantep Üniversite Bulvarı'nda çiğ köftemizi tatmanızı bekleriz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür eder, kolaylıklar dileriz.